Hocam bu FETÖ'nün televizyonlarında belli bir dönem sırlı, gizemli, içerikli programlara yoğunluk verilmişti, gerçekleştirilmişti bunlar. Bunun dini bir bilgi kaynağı olduğunu düşünürsek, bu programların din algımız üzerindeki etkisi nasıl oldu? Bunu yorumlamanızı rica edecektim. Teşekkür ederim. Bu deminden beri söylediğim şeyleri doğrulayan bir soru oldu. Gerçekten de medya, örneğin sizin vurguladığınız şekilde FETÖ medyası diyelim, işte Samanyolu, Bugün vesaire gibi televizyonlar, bunların ortaya koyduğu tırnak içinde dinin büyük bir felaket olduğunu zaten artık herkes anlamaya başladı. Ama daha beter bir şey var. Sizi, zihninizi kendi siyasi ideolojik dünyasına ikna olacak bir noktaya doğru çekiyor. Sizin zihin yapınızı, kavrayış biçiminizi, algılama çerçevelerinizi, haritalarınızı bir şekilde dönüştürüyor ve siz bu dönüşmüş halde ondan sonra o cemaatin, o topluluğun, o örgütün ortaya koyduğu yapıları kabullenmede zorluk çekmiyorsunuz. Kabullenmeyi bir problem alanı olarak görmüyorsunuz. Özellikle sırlı diziler çok revaçta olduğu dönemlerde neredeyse bütün toplumun akıl hastası haline getirildiğinde ben bilirim. Yani kişisel olarak şahidim. Her yerde gizem aramak, her yerde böyle hemen kapının arkasından Hızır çıkıyor. İşte belki bir başka vesileyle anlatmıştım. Yurt dışında bir aile ısrarla beni iftara davet etti. Herkes yerine oturdu. Benim yanımdaki bir koltuk boş. Ben ev sahibini o koltuğa oturması için rica ettim. Evin çocuğu, hatta biraz sempatik olmak için çocuğa dedim, gel sen yanıma otur. Hayır, ben oraya oturmam dedi. Ev sahibine ısrar ettim. Hollanda'dan bahsediyorum. O da hayır efendim falan. Ben herhalde büyük ve aziz bir misafir, geç gelecek. As solistler geç gelir. Katılacağım. Onu bekliyoruz herhalde dedim. Ben böyle bekliyorum. Kimse gelmedi. İftarımızı başladık, yaptık. Ya bu sandalye dedim, orası Efendimizin yeri efendim dedi. Nasıl yani dedim. Efendi deyince de hemen aklıma bir sürü efendi geldi. Yani Hangi efendi? ondan sonra dedi ki, bunu dedi Peygamber Efendimiz'e hasrettik efendim. Peygamber Efendimiz'in burada bulunduğunu hissediyoruz. Ona hürmeten de bu sandalyeyi, o zaman çok basit bir sandalye olmuş bu dedim. Yani bu çok dedim Evet. sıradan bir şey olmuş. Benim oturduğum koltuğu boşaltmanız gerekiyordu diye ben aklım sıra onunla demagoji yapmaya çalıştım ama burada başka bir şey var yani. Bu ruh halinin nereye doğru gittiğini işte şimdi duyuyoruz, cezaevlerine Yusuf Peygamber giriyor. Bekleyin kurtaracağız sizi falan diyor. Başka şeyler duyuyoruz. Bu ruh hali hakikaten hastalıklı bir ruh hali. Bu bizim Efendimizin adını ansa bile sağlıklı bir şey değil. Hazreti Peygamber Efendimizin nerede olduğu bellidir. Ona bağlı olmanın, onun ümmetinden olmanın neleri gerektirdiği konusu tartışmalı bir konu değildir. Onun sünnet-i seniyesine uymanın yolları, imkanları, sınırları bellidir. Ama böyle romantik, fantastik hikayelerle geldi gelecek falan şeyleriyle onu bir mesihe çevirmenin, ondan bir tuhaf kahraman üretmenin hem peygamberimize hem bu dünyanın medeniyet algısına büyük bir hakarettir. Hocam neler yapıldığı örneklese inanın şu anda daha yeni yeni sağlıklı bakmaya başlayan bir yapı var. Yani 15 Temmuz sonrasında Tabii. neler yapılmış, neler söylenmiş, neler anlatılmış, nasıl kandırılmış gördükçe akletmek o kadar Ben zor ama hale bir geliyor ki başka akıl açıdan, dışı. bir başka açıdan Mustafa Bey, bir de şu var, adamın projesi var, projesini medya dahil her alanda hayata geçirmek için çalışıyor. Gerekeni Kamuoyunun zihninin algılamakta zorluk çekeceği yerleri medyatik vurgularla, medyatik manipülasyonlarla devreye sokarak onu tekrar tahkim ediyor, güçlendiriyor. Dört bir koldan silahlı kuvvetlere giriyor, meclise giriyor, işte eğitime Tamam. giriyor, din alanına giriyor, her yere giriyor ama yetmez, bununla yetinmiyor. Medya alan. Bir de diyor ki medya üzerinden de ben bu evde oturan, akşama kadar oturan teyzeleri de manipüle edeyim. Şimdi teyzeler ne diyor? Bunlar temiz yüzlü adamlar, hep Kur'an okuyorlar vesaire vesaire diyor. Temiz yüzlü adamlar Ankara'nın göbeğinde, İstanbul'da, köprüde ve Anadolu'nun her yerinde üzerimize kurşun sıktılar. Bu topluma kurşun sıktılar. Evet. Evet.